Hoş geldiniz. Ben cinayet büro amirliğinden Nevzat. Niye burada olduğumu anlamadım yalnız. Ayşegül. Ne oluyor burada? Ayşegül Hanım'a birkaç soru sormamız lazım. Bir şeyle mi suçlanıyor? Hayır. Makbul'ün telefonundaki mesajlarda adı geçiyor da. Sadece birkaç soru soracağız. Tamam, sorun o zaman. Buyurun, bu tarafta. Poyraz. Senin ne işin var burada? Bir arkadaşa geldim. İyi. Seninle daha işimiz bitmedi, biliyorsun değil mi? Bitmesin müdürüm. Buyurun. Ben Ayşegül Hanım'ın avukatıyım. Bir şeyle suçlamıyoruz şu an. Sadece bir iki soru soracağım. Ben de sadece yanında olmak istiyorum. Peki, buyurun o zaman. Vahap Cebeci denen doktoru tanıyor musunuz? Hayır. O sizi nereden tanıyor peki? Ayşegül Çilingir'in işlemi bu gece olacak. Hazırlıklı gelin. Böyle bir mesaj atılmış telefonundan. Allah Allah. Bu adam size bir şey yaptı mı? Yasa dışı kürtaj işlemleriyle tanınıyordu. Hayır, yapmadı. Emin misiniz? Evet. Bu ne anlama geliyor olabilir peki? Bakın, başka bir Ayşegül Çilingir olamaz mı? O ihtimali biz de düşündük. Sizin dışınızda İstanbul'da 4 tane Ayşegül Çilingir var. Bir tanesi 8 yaşında, diğer ikisi çocuk doğuramayacak kadar yaşlı, diğeri de bebek. Bakın, ortada bir cinayet var. Hatta 2. Bir tanesi doktor, diğeri de ölen kadın. Kürtaj esnasında ölüm. Dayan Ayşegül. Dayan. Bu adamın size bir şey yapmadığını mı söylüyorsunuz? Evet, yapmadı. Peki bir muayene rica etsem? Böyle bir şeye hakkınız yok. Müvekkilim sanık değil, bir şeyle suçlanmıyor. Bir şeyler sakladığınızı düşünüyorum. Gerekirse mahkeme kararı da çıkartırım. Bakın beyefendi. Sizin karşınızda çocuk yok. Müvekkilim muayene olmayacak. Bu işin ucu Bahri Umman'a kadar uzanabilir. Bahri Bey'in bu konuyla hiç alakası yok. Kendisi şu an oğlunun derdinde. Başka bir sorunuz var mı? Şimdilik yok ama yine kapınızı çalabiliriz. Çıkabilir miyim? Buyurun. Çocuğu sahinde bir kere daha aldılar Poyraz. Al işte. Düştü adamlar peşine. Düşsünler. Önemli değil. Sema, al şunu gözümün önünden. Elimden bir kaza çıkacak. Bir dakika, bir durun, bir sakin olun. Ne oluyor, anlatın bana. Gitti, doktoru öldürdü. Olan bu. Gerçekten yaptın mı bunu? Evet, yaptım. Yanlış mı yapmışım Sema? O yüzden seni kimse suçlayamaz. En azından ben suçlamam. Hepiniz çıldırmışsınız. O adam ölmeyi çoktan hak ediyordu Ayşegül. Ölümü kolay bile olmuş. Mesele adamın ölüp ölmemesi değil. Mesele nasıl öldüğü, kimin öldürdüğü. Burada acı çeken benim ama hesap kapatan, intikam peşine düşen sizsiniz. Hak etmiş miydi? Evet, yerden göğe kadar hak etmişti o herif ölmeyi. Elimden gelse ben boğardım o adamı. Ben acı çektim. Ben aşağılandım. Ben bebeğimden vazgeçtim. Niye Poyraz? Niye yaptım ben buna? Sen git adamı öldür, intikamımızı al diye değil. Sen elini kana bula diye yapmadım ben bunu. Neden yaptın o zaman? Ben sana gelme dedim Ayşegül. Geldim. Çünkü seni seviyorum. Ama anlaşılan sen beni yeterince... Ayşegül, sakın. Saçmalama. Hoşça kalın. Ben hastaneye gidiyorum. Abim hala komada.